Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çalışma programı çok yoğundu. Bazı ülkelerin liderleri ve uluslararası kuruluşların başkanları Azerbaycan'a ziyaretlerde bulundu. Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmet El Osaymin Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti. Görüşmede teşkilat ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tartışıldı ve gelecekteki işbirliği olasılıkları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki hizmetleri nedeniyle Yusuf bin Ahmet El Osaymin'e dostluk nişanı takdim etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Bakü'de seferde olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmet El Osaymin ile bir araya geldi. Görüşmenin ana konusu Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki faaliyetleri, Azerbaycan ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında işbirliği olanakları ve en acil bölgesel meselelerdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmet El Osaymin, Azerbaycan ziyaretinin sonuçlarıyla bağlı düzenlediği basın toplantısında 44 günlük Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferden dolayı Azerbaycan halkını tebrik etti. Tüm İslam İşbirliği Teşkilatı adına sizleri tebrik ediyorum. Tarih gerçekten burada yazılıyor. Bu sadece Azerbaycan için bir zafer değil, bir anlamda bizim için de bir zaferdir. Çünkü örgütün üye ülkelerinden biri topraklarını geri iade etti. Bu kabus bitti ama hala yolun yarısındayız. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmet El Osaymin, kurtarılan toprakları eski haline getirmek için çok şey yapılması gerekiyor dedi. Birleşik Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır geçen hafta Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulundu. Volkan Bozkır Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü'deki Onur Sokağı'nı ziyaret etti. Milli lider Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı. Daha sonra Şehitler Sokağı'nı ziyaret eden Birleşik Milletler Genel Kurulu Başkanı Bakü'de şehit düşen Türk askerleri adına dikilen da ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti. Bakü'de gerçekleştirilen görüşmede konuşan Aliyev, dünyadaki yeni tip koronavirüs COVID-19 aşılarının paylaşımında yaşanan adaletsizliğe dikkati çekti. Aliyev, aşı milliyetçiliği ve adaletsiz aşı dağıtımının dünyanın gündeminde olduğunu hatırlatarak Azerbaycan bu sorunu gündeme getiren ilk ülkelerden biriydi. Bugün bu adaletsizliğin giderilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda salgın döneminde 30'dan fazla ülkeye maddi ve insani yardım sağladık ve bu faaliyeti sürdürmeye kararlıyız dedi. Dağlık Karabağ'da yaşananlara da değinen Aliyev, işgal döneminde Azerbaycan'a ait tarihi, dini ve kültürel anıtların Ermenilerce tahrip edildiğini hatırlattı. Aliyev, uluslararası kuruluşların özellikle de bu konularla doğrudan ilgilenen UNESCO'nun bölgeye gelmesini ve yıkımı görmesini istediklerini belirterek kurtarılmış topraklarda Ermeni vahşeti ve vandalizmi apaçık ortadadır. Ne kadar çok uluslararası kuruluş bunu kendi gözleriyle görse, çatışma ve Ermenistan'ın işgal döneminde yaptıklarıyla ilgili dünya kamuoyuna o kadar çok bilgi olacak diye konuştu. Volkan Bozkır da Birleşik Milletler Genel Kurulu Başkanı olarak Azerbaycan'ı ziyaret etmekten gurur duyduğunu söyledi. Azerbaycan'ın salgınla mücadele için Birleşmiş Milletler nezdinde yaptığı girişimlerden Bağlantısızlar Harekatı'nın dönem başkanlığındaki başarısından övgüyle bahseden Bozkır, Aliyev'in bahsettiği tüm konuları New York'tan dikkatle takip ettiklerini belirtti. Geçen hafta Azerbaycan ve Türkiye ordularının ortak harekat ve taktik tatbikatları Azerbaycan'da başladı. Tatbikatlar Azerbaycan ordusu askeri birliklerinin sorumluluk bölgelerinin farklı yönlerinde bulunan genel askeri eğitim sahalarında yapıldı. Tatbikatların temel amacı Azerbaycan ve Türkiye ordularının harekat birimlerinin etkileşimini
iyileştirmek ve muharebe kabiliyetlerini artırmak, harekat birlik komutanlarının askeri karar alma, inisiyatif ve yönetim becerilerini geliştirmektir. Ortak tatbikatlar 2 gün sürdü. Bu tür ortak tatbikatlar Azerbaycan ordusunun gücünü artırmanın yanı sıra iki ülke ordularının birlikte harekat etme deneyimini geliştirmekte ve aynı zamanda iki ülkenin tek bir güç olarak harekat ettiği mesajını tüm dünyaya göndermektedir. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlayan tatbikatlar dolayısıyla Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile sabah saatlerinde video konferans yöntemiyle görüştü. Türkiye ve Azerbaycan'ı gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduğunu söyledi. Kahraman Azerbaycan ordusunu 44 gün süren çatışmalar sonunda şanlı bir zafer kazandığını aktaran Bakan Hulusi Akar, tek millet iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenen kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz Karabağ'ın özgürleşmesiyle adeta perçinlendi, çelikleşti. Bunu bütün dünya gördü. Tek vatan diye adlandırdığımız harekat planının başarıyla sonuçlanmasıyla Türk'ün yumruğu Ermeni'nin başına indi. 30 yıldan beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın harflerle yazılacak diye konuştu. Kazanılan başarıdan dolayı Azerbaycan'ı bir kez daha kutlayan Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun çağrı gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabildiğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık dedi. Bakan Hulusi Akar, bu tatbikat ile Türkiye-Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve birlikte çalışabildiği daha da geliştirmeye hedeflediklerini belirterek ülkemiz, milletimiz ve toprağımız ile ülkemizin ve milletimizin dış tehditlere ve tehlikelere karşı savunulması bizim için çok önemli. Bu konuda bizim hazır olmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan'ın hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğumuzu herkesin bilmesi lazımdır dedi. Azerbaycan, Ermenistan ve devlet sınırında yeni askeri birliklerin inşasını devam ettiriyor. Geçen hafta Ermenistan sınırındaki Zengilan ve Qubadlı bölgelerinde sınır komutanlığına ait yeni askeri birlikler kuruldu. Şu anda askeri gücünü artıran Azerbaycan ordusu Ermenistan ile devlet sınırlarının kontrolünü sıkılaştırıyor. Çünkü 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın devlet sınırlarının güvenilir bir şekilde korunması önümüzdeki görev. Biridir. Devlet sınırlarını restore eden Azerbaycan, sınırlarını güvenilir bir şekilde korumak, çeşitli kışkırtıcı güçlerin ülkeye girmesini önlemek ve olası saldırılara etkili bir şekilde yanıt vermek için şimdiden devlet sınırlarının yakınında yeni askeri birimler inşa ediyor. Savaş esirleri ve mayınlı alanların haritası. Bu iki konu bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerginliğin tek nedeni. 10 Kasım 2020 tarihi anlaşmanın ardından taraflar arasında karşılıklı suçlamalar var. Ermenistan, Ermeni savaş esirlerinin halen Azerbaycan tarafında tutulduğunu, Azerbaycan'ın onları Ermenistan'a iade etmeyi reddettiğini ve savaş esirlerine işkence yapıldığını iddia ediyor. Azerbaycan tarafı 10 Kasım anlaşmasından bu yana kurtarılan topraklara 100 binden fazla mayın dikildiğini, Azerbaycan tarafının da son 5 ayda çok sayıda askeri ve sivil vatandaşını kaybettiğini belirtiyor. Aslında gerçek nedir? 44 günlük Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında bir barış anlaşması imzalandı ve taraflar savaşı durdurma, savaş esirleri ve rehineleri takas etme, barış ve bir arada yaşamaya sağlamak için bölgede altyapıyı geliştirme konusunda anlaştılar. Nitekim bu anlaşmadan sonra taraflar birkaç kez esir ve rehineleri değiştirdiler. Azerbaycan, Rus barış güçleri ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcilerinin ara buluculuğuyla 70'ten fazla Ermeni savaş esirini Ermenistan'a teslim etti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a teslim ettiği askeri ve sivil tutuklu sayısı daha azdı.
Şu anda 28 Azerbaycanlı asker kayıp ve kaderleriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Savaşın sona ermesinden sonra bir grup Ermeni terörist gece vakti ormanı geçerek Azerbaycan askeri mevzilerine saldırdı ve birkaç Azerbaycan askerini öldürdü. Hemen ardından terörle mücadele operasyonları düzenleyen Azerbaycan tarafı bir dizi Ermeni teröristi tutukladı. Olay geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Yani savaştan sonra. Şimdi Ermenistan bu Ermeni teröristlerin Ermenistan'a iade edilmesini talep ediyor. Yani Azerbaycan hiçbir şey olmamış gibi bu teröristleri serbest bırakmalıdır. Bu mümkün mü sizce? Tabii ki değil. Azerbaycan bu kişileri terörist olarak gözaltına aldı ve onları ulusal hukuka uygun olarak adalet önüne çıkaracak. Bu kişiler savaş eseri sayılamaz. Çünkü savaş artık bitti ve bu insanlar savaştan sonra bölgede terör eylemleri gerçekleştirdiler ve bu nedenle cevap vermek zorunda kalacaklar. Diğer bir konu da Mayınlı alanların haritasıdır. Azerbaycan tarafı bu konuda ısrar ediyor. Bunun nedeni uluslararası hukuka göre askeri operasyonların yapılmadığı alanlarda mayınların dikilmesidir ki bu da Cenevre sözleşmelerine aykırıdır. Azerbaycan topraklarını işgaldan kurtardıktan sonra tüm alanların mayınlı olduğu ortaya çıktı. Ermeniler son 30 yıldır işgal altındaki topraklarda mayın dikmekle meşgul oldular. 44 günlük Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren mağlup olduklarını, yenildiklerini görünce Ermeni ordusu geri çekilirken bile Azerbaycan ordusu geldiğinde daha fazla can ve mal kaybı yaşansın diye tüm toprakları mayınladılar. Sonuç olarak savaş sırasında Azerbaycan tarafının kayıplarının çoğu mayınlardan kaynaklandı. Ancak savaş bitti ve kara mayınlarından kaynaklanan kayıplarımız hala devam ediyor. Savaştan sonra mayınlar nedeniyle Azerbaycan'da 20 kişi öldü ve 85 kişi ağır yaralandı. Azerbaycan tarafı kurtarılmış toprakların mayınlardan temizlenmesi için büyük çaplı çalışmalar yürütüyor. Bu konuda Türkiye'nin ve diğer ülkelerin de desteği var. Ancak yüz binlerce mayınları temizlemek zaman alır. Bu bölgenin kalkınmasını, yeniden inşasını ve göçmenlerin evlerine dönmesini engelliyor. Bu nedenle Azerbaycan haklı olarak mayın temizleme işleminin daha yoğun ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Ermenistan'dan o mayınlı alanların bir haritasını vermesini talep etmektedir. Resmi Erivan ise bunu yapmayı reddediyor. Bu konu taraflar arasında gerginliğe neden oluyor. Bu gerilimden en çok Ermenistan zarar görüyor. Çünkü savaştan sonra kaybolan yüzlerce Ermeni askerinin ebeveynleri Ermeni hükümetinin önünde günlük protestolar düzenlemekte ve çocuklarının geri dönmesini Ermeni hükümetinden talep etmektedir. Savaş esirleri meselesi şimdiden Ermenistan hükümeti için, Ermenistan devleti için bir baş ağrısı haline geldi. Ve geçen hafta bir çalışma ziyareti için Erivan'dan Bakü'ye gelen Rus barış güçlerinin komutanı General Rustam Muradov bile Ermeni hükümetinin savaş esirleri konusunda kışkırttığını ve halkını yanlış yöne sürüklediğini söyledi. Rus generalin bu açıklaması Ermenistan'da gerginliği biraz daha artırdı. Ermeni askerlerin aileleri protestolar için sokaklara döküldü. Mesele şu ki Rus general Rustam Muradov'u taşıyan uçak doğrudan Erivan'dan Bakü'ye uçarken Ermenistan hükümet çevreleri Ermeni savaş esirlerinin Azerbaycan'dan geri alınarak Ermenistan'a getirileceğine dair söylentiler yaydı. Rustam Muradov Bakü'ye geldi, toplantılar yaptı ve Erivan'a geri döndü. Yüzlerce kişi ise uçağın Erivan hava alanına inmesini bekliyordu. Uçakta ise sadece Rus general Rustam Muradov vardı. Ermeni medyasına konuşan Rus general Bakü ziyaretinin tamamen iş amaçlı olduğunu ve esirlerin değiştirilmesinde herhangi bir yenilik olmadığını da söyledi. Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov geçen hafta Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulundu. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev tarafından Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda karşılandı. Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov Azerbaycan'ı ziyareti sırasında Başsavcı Kamran Aliyev ile birlikte Onur Sokağı'nı ziyaret etti.
Milli Önder Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden Rusya Başsavcısı 1941-1945 Büyük Vatan Savaşı'na katılanların anısına dikilen kompleksi de ziyaret etti. Anıta çelenk koydu ve şehitlerin ruhuna dualar okudu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov'u kabul etti. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda başarıyla geliştiği kaydedildi. Ülkelerimizin savcılıkları arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin ilişkilerimizin genişlenmesine katkıda bulunmanın yanı sıra ülkelerimizin tehditlerle, modern zorluklarla ve suçlarla mücadelede önemli rol oynadığı kaydedildi. Görüşme sırasında taraflar işbirliğinin artmaya devam edeceğine olan güvenlerini ifade ettiler ve umut verici konuları tartıştılar. Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Ombudsmanı Sabina Aliyeva geçtiğimiz hafta Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanı Şerif Malkoç'un daveti üzerine gerçekleşen ziyaretin amacı iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini ve deneyim paylaşımını güçlendirmek. Ziyaretin ilk gününde Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret ederek anısına saygılarını ifade etti. Ziyaret sırasında Sabina Aliyeva Türkiye Ombudsman Enstitüsü'nü ziyaret etti ve kurumun faaliyetleri, şikayet süreci, nüfuzun çeşitli gruplarının haklarının korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve Türkiye Ombudsmanı Şerif Malkoç ortak basın toplantısı düzenledi. Sabina Aliyeva Azerbaycan ve Türkiye halkları arasında derin tarihi köklere sahip ilişkilerin sürekli gelişmekte olduğunu söyledi. Ombudsman, kardeş Türkiye'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü uluslararası düzeyde destekleme çabalarından da bahsetti ve Azerbaycan halkının Büyük Vatan Savaşı sırasında Türkiye'nin ülkemize verdiği siyasi ve manevi desteği takdir ettiğini kaydetti. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Türkiye ziyareti sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zuhdu Aslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özaral'ın diplomatik faaliyeti sona eriyor. Bu kapsamda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Büyükelçini kabul etti. Bakan Ceyhun Bayramov, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesinde Büyükelçi olarak Erkan Özaral'ın rolünü memnuniyetle kaydetti ve bu konudaki katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti. Büyükelçi Erkan Özaral, Azerbaycan'ı Türkiye'den asla ayırmadığını ve her zaman böyle olacağını da söyledi. Azerbaycan için çok önemli bir dönemde Büyükelçi olarak hizmet etmekten gurur duyduğunu söyleyerek diplomatik kariyeri boyunca kendisine gösterilen yoğun ilgi ve işbirliği için de teşekkür etti. İki ülke arasındaki ziyaretlerde vize şartının kaldırıldığını ve vatandaşlarımızın artık kimlik kartıyla seyahat edebildiğini memnuniyetle vurgulayan Büyükelçi, bunu ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cahit Bahçı'yı Azerbaycan'a yeni büyükelçi olarak atadı. Belge resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan'ın emrine göre görev sürelerinin dolması nedeniyle toplam 10 büyükelçi geri çağrıldı ve 13 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Yeni atanan Azerbaycan büyükelçisi Cahit Bahçı 25 Haziran 1964 tarihinde Çorum ili Osmancık ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Fakültesinden mezun oldu. Doktora tezini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde savundu. 23, 24 ve 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçildi. Türk-Avrupa Birliği Parlamento Komisyonu üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Yeni Büyükelçi'ye Azerbaycan'daki faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Geçen hafta Azerbaycan'daki dini mezheplerin liderleri ve dini şahsiyetler kurtarılmış toprakları ziyaret etti. Ziyaret sırasında din adamları ilk olarak Berde'deki Şehitler Sokağı'nı ve Cuma Camisi'ni ziyaret ettiler. Vatan uğruna şehit düşen şehitlerin anısı burada onurlandırıldı ve ruhları için dualar edildi. Kur'an'dan
ayetler okundu. Ardından katılımcılar Adam'a gittiler. Kafkasya Müslümanları Bürosu Başkanı Şeyhülislam Allah Şükür Paşazade, Azerbaycan'daki Dağ Yahudileri Cemaatinin lideri Melih Yevdayev, Bakü'deki Avrupa Yahudileri Cemaatinin lideri Aleksandr Şarovski, Azerbaycan'daki Roma Katolik Cemaatinin lideri Vladimir Feketi, Alban Udi Hristiyan Cemaatinin lideri Robert Mobili, diğer dini liderler, temsilciler ve dini şahsiyetler birlikte kurtarılmış toprakları ziyaret ettiler. Adam'a giden katılımcılar Karabağ hanlarının anıt kompleksiyle imarat mezarlığını ziyaret ederek Ermenistan'ın şehirde işlediği savaş suçlarının sonuçları hakkında bilgilendirdiler. Katılımcılar daha sonra Kafkasya Müslümanları Bürosu Başkanı Şeyhülislam Allah Şükür Paşazade'nin önderliğinde dua ve ibadetlerin yapıldığı Ağdam Cuma Camisi'ne geçtiler. Ve geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki bu olaylarla gündeme damasını vurdu ve ulusal kanal izleyicilerine kardeş Azerbaycan'da olanların kısa bir özetini vermeye çalıştık bugün. İnşallah haftaya görüşürüz. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.